Poplas kanalından herkese merhabalar. Bugün Savaş Şorlu konuğumuz oldu. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. İyiyim, sen nasılsın kardeşim? Bu sene ikincisi, gayet güzel. Futbolun önemli isimleri, yöneticileri, teknik adamları gün boyu devam edecek. Erken saatlerde başladı. Güzel bir organizasyon. Geçtiğimiz sezonda pandemiden dolayı biraz daha kısıtlı yapılmıştı. Bu sene biraz daha katılım yüksek. Gelemeyenler olmuştu. Devam ediyor. Gün boyu önemli gelişmeler olacak burada yani. Başkanlardan, yöneticilerden, hocalardan, teknik adamlardan önemli haberler gelecek. Biliyorsun ki MHK Başkanı istifa etmişti. Bir iki gün içinde de Nihat Özdemir açıklanacağını duyurmuştu. Bu konuyla ilgili değerlendirmek istersen neler söylersin? Ya benim açıkçası isimler arasında birçok isim geçiyor. Yani geçtiğimiz dönemlerde yöneticilik yapmış. Daha önce mesela Mustafa Çulcu favorim açıkçası. Çok fazla ismi ön plana çıkıyor. Sayın Başkan Nihat Özdemir de burada. Çıkışta da mutlaka bu sorulacaktır burada. Bizler medya mensupları onu merakla bekliyoruz. Mustafa Çulcu geçmiş dönemlerde yöneticilik yapmış, başkanlık yapmış isimlere ben hep karşıyımdır ama Mustafa Çulcu herhalde bu son dönemlerde yapan, görevi layıkıyla yapan en iyi adamlardan bir tanesidir. Mustafa Çulcu'yla beraber o sistem değişikliği de bir şekilde olması lazım. Bazı hakemlerin bırakması, bazı hakemlerin kıza çekilmesi, bazı hakemlerin mara geçmesi gibi. Yani yönetim, MHK başkanı gelmesiyle beraber sadece başkan değişmeyecek. Kurullarında da değişiklik olacak. Vardı da değişiklik olacak. Bu değişiklik bence futbol kamuoyunu merak ettiği işte kim olacaktan ziyade o beklenen değişikliği köklü şekilde bir şeyler olacağını düşünüyorum. Yani sadece başkan değişikliği olmayacaktır. Altyapısı, zemini, hakemleri, varı genel bir değişiklik mutlaka olması gerekiyor. Sadece başkanlık yetmez gibi gözüküyor. Teşekkür ederim abi. Son olarak Galatasaray'ın gündemine dair sormak istiyorum. Biliyorsun ki derbi mağlubiyeti oldu. Derbiyle ilgili neler söylemek istersin? Galatasaray kaybetti. Tabii ki bilindiği üzere Mustafa Muhammed'in kaçırdığı penaltı çok konuşuluyor. Mustera'nın o yememesi gereken gol pozisyondaki hatası konuşuluyor. Ama tabii bunlar geride kaldı. Şimdi Gaziantep, Karagümrükspor ve ardından bir milli ara. Bu arada bir tane içeride Lokomotiv Moskova maçı ve sonra Fenerbahçe maçı. Bu üç maçta gerçekten birbirinden zor. Baktığımız zaman lige özellikle Karagümrük maçı, Antep ve Lokomotiv Moskova hatalardan ders çıkarması gerekiyor. Özellikle Mustera'nın ve Mustafa Muhammed'in bunu unutup bir an önce önüne bakması gerekiyor. Fakat Galatasaray şu duran toplar, 110 korner hala bir gol gelmemesi gerçekten de Florya'da bir şeylerin eksiklik olduğunu çok net gösteriyor. Duran top organizasyonu uzun zamandır sıfır. Bu sezon bir takım 110 korner kullanıp duran toptan bir tane gol atamaz mı? Herhalde önümüzdeki günlerde teknik heyet Fatih'in de bu konuda bir çalışma yapacaktır. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Sağ olun.